Yeni bir webinarda beraberiz. TİSİAD Yönetim Kurulu adına hepinizi sağlık ve saygıyla selamlıyorum. Değerli üyelerimiz ve değerli TİSİAD dostları, bugünkü konuğumuz İpek Yolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sayın Mehmet Enver Kök. Sayın Bölge Müdürüm, iş yoğunluğu içerisinde davetimizi kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Sayın Bölge Müdürüm, ayrıca Çukurovalı olduğu için biz hemşeri de sayılırız. Adana, Mersin, Çukurova bölgesi. Sayın Bölge Müdürüm daha önce Orta Karadeniz Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yaptı. Ve ardından İpek Yolu Hap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne atandı. Çok güzel çalışmaları var. Daha önce kendilerini iki sefer ziyaret ettik. Misafirperverliğinden dolayı tekrar teşekkür ederiz. Büyük bir salgına rağmen temassız ticaret ile Ticaret Bakanlığımız, İpek Yolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünüzün çok büyük katkıları olmuştur bu süreçte. Sizlere ve bütün ekibinize çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, Sayın Bölge Müdürüm birazdan değinecek de bu süreçte mesela 18 Nisan'da 1576 rakamını yakaladık. Irak'a çıkış yapan araç sayımız. Bunlar çok önemli. 2019'un ilk 4 ayında ihracatımız 3.216 milyon dolardı. 2020'nin ilk 4 ayında 2 milyar 774 milyon gerçekleşti. Hani %13,7'lik bir düşüş yaşandı. Zorlu sürece rağmen. Dördüncü ayda, sadece dördüncü ayın rakamlarını da söyleyeyim. 2019 yılında 859 milyon dolarımız ihracatımız vardı. 2020 yılında da 564 milyon dolar. Dördüncü ayda %34,4'lük bir düşüş yaşadık. Nisan ayında ABD ve Almanya'dan sonra en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülkeydi Irak. Değerli dostlar, 11 Mayıs'tan itibaren İKYB'de, yani Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim'de kısmi normalleşme sürecine geçti. Yani şu an ibadethaneler, çarşı, ticaret merkezleri yeniden faaliyete geçti. Rakamları söylemek gerekirse korona ile ilgili İKB'de, yani Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde 413 vaka tespit edilmiş. Bunların 383'ü iyileşmiş, 5 vefat var, 25 de hasta kalmış, tedavileri devam eden. Irak'ın genelinde 3611 vaka, iyileşen 2366, aktif, yani şu an süreci devam eden 1114, vefat eden 131 kişi var. Kendilerine rahmet diliyoruz. Allah rahmet etsin. İnşallah çok yakın süre içerisinde temennimiz, dileğimiz, duamız bu salgının tüm dünya üzerinden, özellikle Türkiye'den bir an önce gitmesini Allahu Teala'dan dua ediyoruz. Sayın Bölge Müdürümüzü dördüncü Mersin'de yapacağımız Sayın Bölge Müdürüm, dördüncü Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi'ne şimdiden davet ediyoruz. 4-7 Mart'ta değerli arkadaşlarımız biliyor, Mersin'de yapacaktık. Fakat 29 Şubat'ta karayolu ve hava sahamızın kapanmasından dolayı biz bunu ertelemek zorunda kaldık. İnşallah bu salgından sonraki en kısa süre içerisinde tüm Irak iş dünyasını davet ediyoruz. Dördüncü yatırım ve ticaret zirvesine, Türkiye-Irak yatırım ve ticaret zirvesine sizi şimdiden davet ediyoruz. Ben biraz özetledim Sayın Bölge Müdürüm. Tekrar katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum ve sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Türkiye Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin saygıdeğer üyeleri, değerli katılımcılar, hepinizi Habur Gümrük kapısında saygıyla selamlıyorum. Ben Enver Kök, 26 yıllık gümrük görevlisiyim. Yaklaşık 10 aydır da İpek Yolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekiliyim. Bildiğiniz üzere Irak bizim için çok önemli bir ülke ve en çok ihracat yaptığımız üçüncü ülke. 2019 yılı rakamlarına baktığımızda 9,1 milyar dolarlık ihracat, yaklaşık 3 milyar dolarlık da ithalat yapmışız. Gördüğünüz gibi dış ticaret fazlası veren ender ülkelerden biri Irak bizim için.
Sayın Başkan az önce arz etti. 2020 yılının ilk 3 ayında da bizde Mart dönemine kadar rakamlar mevcut. 2 milyar 222 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Çok küçük rakamlarla İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından 4. sıradayız. Tabii bizim Irak'la çok geçmişe dayanan tarihi ve kültürel dostluğumuz, ilişkimiz var. Buradan kaynaklı Irak pazarının Türkiye üreticileri, sanayicileri tarafından beslenmesi, doyurulması da ortada söz konusu. Buradan bakıldığında Akdeniz bölgesinin doğusunun ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamının Irak'la olan ilişkimizden mütevellit hayati bir öneme ait Irak konusumuz. İnşallah bu süreci atlattığımızda rakamlarımızın da istediğimiz seviyelere gelmesini ümit ediyoruz. Bölge müdürlüğümüzden bahsedersem kısaca, malum Habur Gümrük İdaresi 1954 yılında Gümrük İdare Memurluğu olarak kurulmuş. Ticaretimizin ve ekonomimizin büyümesine paralel olarak da Gümrük Baş Memurluğu, Gümrük Müdürlüğü, Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüğü ve nihayet 2011 yılında İpek Yolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak kurulmuş. Bölge müdürlüğümüz Habur sınır kapısındaki 370 bin metrekarelik alan içerisinde hizmet veriyor. Tabii 70 yıllık bir tarihin geçmişine baktığımızda Habur'daki gümrük idaresinin karşı gümrük idaremiz İbrahim Halil gümrüğüyle de son derece seviyeli bir işbirliğine dayalı, güzel güvene dayalı bir çalışmamız var. Bölge müdürlüğümüz 5 ili kapsıyor. Burada Diyarbakır'da Diyarbakır Gümrük Müdürlüğümüz, Mardin'de hem Mardin hem Nusaybin Gümrük Müdürlüğümüz, Batman'da Batman Gümrük Müdürlüğümüz ve Şırnak'ta da İpek Yolu Gümrük Müdürlüğümüzle asıl kapı hizmetlerini yürüten Habur Gümrük Müdürlüğümüz mevcut. Siirt ilinde de hukuki olarak bize bağlı olmakla birlikte bir gümrük idaremiz yok. Bölge müdürlüğümüz bağlantılarının iş ve işlemlerine baktığımızda değerli katılımcılar, 2019 yılında 9.1 milyar dolarlık ihracatımızın 2.5 milyar dolarını bağlantı idarelerimizden gerçekleştirmişiz. Ve yine 2019 yılında 98 milyon dolarlık da bir ithalat yapmışız. Normalde 680 personelimiz var bölge müdürlüğümüzün ama bunun 500'ü sınır kapımızda nakliyecilerimiz ve ihracatçılarımızla hizmet ediyor. Habur tabii Irak'a açılan, Orta Doğu'ya açılan ülkemizin en büyük sınır kapısı. Her ne kadar Üzümlü'de de bir kapımız varsa da tabii oranın iş ve işlemlerimize katkısı yolcu düzeyinde ve çok yok denecek kadar az. Tabii Habur sınır kapısı tüm Anadolu'nun güneyinin tüm ürünlerini ihraç eden bir kapı olduğu için de daha çok açıkçası biz gümrük görevlileri de ihracat yönünü düşünüyoruz ve ihracat ürünümüzü götürecek ticari araçlar üzerinden okumamızı yapıyoruz. Buradan bakıldığında 2017 yılında 1 milyon 150 bin büyük araç Habur sınır kapısında işlem görmüş. Bu çok ciddi, çok büyük bir rakam. Tabii 9.3 milyar dolarlık da 2017'de bir ihracat rakamı yakalamışız. 2018 yılına geldiğimizde bu rakam 1 milyon 65 bin adede düşmüş. Temmuz ayında geldiğimizde, yani öncelikli hedefimiz 2017 ticari araç çıkış sayılarına ulaşmak, buna mukabil de getirdiği ihracat rakamını yakalamaktı. Açıkçası 2019'un sonunda 9.1 milyar doları yakalamış olmanın sevinci, keza 1 milyon 135 bin büyük araç elleşlemenin getirdiği mutluluk bizi 2017'lerden önceki 2013-2014'teki 12-13 milyar dolara hedeflememize sebep oldu. İnşallah sürecin sonunda da biz de tekrar umudumuzu kaybetmiş değiliz. Tabii Habur Gümrük İdaresi'ne biz ticari araç üzerinden okumamızı yapıyoruz dedik ama Orta Doğu'ya açılan en büyük sınır kapısı da olduğu için çok ciddi bir yolcu trafiğimiz mevcut. Bu aynı zamanda küçük otomobil iş ve işlemlerinde yürüttüğümüzü gösteriyor. Bu 2018 yılında açıkçası 258.641 araç, 254 değil özür dilerim, 528 araç
burada küçük otomobil olarak kapımızda işlem görmüşken bu 2019 yılında 358.668'e çıkmış ve %40'lık bir artış bu. Bu tabii birçoğu Iraklı misafirlerimizin hem sağlık turizmi kapsamında hem ev ihtiyaçlarını karşılama kapsamında da ülkemizi tercih ettiği, ülkemize geldiği ve alışverişlerini yaptığı anlamı çıkıyor. Zira bu küçük otomobillerle yapılan yolcu sayısı da 2018 yılında 2.642.000, 2019 yılında ise 3.628.000, yaklaşık %37'lik, %40'lık bir rakama artışa tekabül ediyor. Buradan bakıldığında 2019 yılında ve hatta Ocak-Şubat ayı içerisinde 2020'nin de söyleyebiliriz. Hamur Gümrük İdaresi'nde bir dakikada 3 taşıtın işlem gördüğünü görüyoruz. Bu her iki yönlü birer ticari taşıt ve bir giriş yönlü bir küçük taşıt olarak da ifade edilebilir. 2020 yılına geldiğimizde ise açıkçası Ocak ayında bir önceki Ocak ayına göre karşılaştırdığımızda günde yaklaşık 300 araçlık bir fazlalık, Ocak ayı totalinde 10.000 araçlık bir fazlalığa tekabül ettiğinde, Şubat ayında da keza günlük 127 araçlık bir fazlalık bir önceki yılın Şubat ayına göre baktığımızda toplam Ocak-Şubat döneminde %12'lik bir ticari araç artışı, %25'lik de bir ihracat rakamı artışı oldu. %21 gibi de bir ithalat rakamında artışımız oldu. Tabii bu Ocak ve Şubat'taki %25'lik bir artış hem ticari araçta hem ihracat rakamında açıkçası 2017'den önceki rakamlara ulaşma hedefinin tekrar bizde canlanmasında ve bir müjdecisi gibi olarak değerlendirdik. Ancak ne yazık ki pandemiden kaynaklı Şubat ayının sonundaki gelen emirle tüm hesaplarımız alt üst oldu diyebilirim yani. Bu anlamda da oldukça üzüntülüyüz. Tabii pandemi bize pandeminin devamında oluşan temassız ticaret de bize açıkçası 29 Şubat saat 21'de tebliğ edildi ve o geceden itibaren Habur sınır kapısının yolcu ve şoförlere kapatıldığı tebliğ edildi. Peki ihracat işlemlerimizi nasıl yürütecektik bu kapanma esnasında, devamında? İşte yüklerimiz, tır ve konteynerle gelen, dorsayla gelen yüklerimiz, köprünün hemen Türkiye ayağındaki yaklaşık 1000 metrekarelik taş çatlasın bir alanda dorse ya da konteyner değişikliği ya da sürücü değişikliğiyle ancak yapılabilecekti. Bu 1 Mart itibariyle tabii tüm günde 1500-1550 araç çıkarmaya şartlanmış bir habur sınır kapısı için 1 Mart'ta olan bu olumsuzluk, değişiklik ancak bizim o gün 7 araç çıkarabilmemize sebep oldu. Tabii bu tarihi bir olumsuzluk ne yazık ki. Ancak hemen Gümrük Müdürümüz Ali Gökdemir Bey kendisi de şu an burada. Gümrük görevlilerimiz, UNE'de, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin buradaki temsilcileri, keza Sayın Çırnak Valimiz Ali Hamza Pehlivan Bey, keza Mülkidare Amirimiz Sayın Kaymakam Sezer Işıktaş Bey'in desteği, katkısıyla hemen ikinci gün 72 aracı, üçüncü gün 195 aracı çıktık. 28 Mart itibariyle 1071 araç çıkarmıştık arkadaşlar. Bu tabii sadece çıkış yönünü konuşuyorum, ihracat yönünden baktığımız için. Ancak ne yazık ki 2019 yılı Mart ayıyla karşılaştırdığımızda %57'lik bir düşüşte ancak Mart ayı sonunda 23.000-24.000 araç çıkardığımızı gözlemledik ne yazık ki. Nisan ayında biraz daha tabii olaya vakıf olduk ve organize olduk diyelim tüm paydaşlarımızla birlikte. Orada da 1400-1500 rakamlarına ulaştık Sayın Başkan'ın da söylediği gibi. Ancak ortalamamız 1253 adet günlük, tabii büyük bir rakam yine ama bir önceki Nisan ayının ancak %80'ine ne yazık ki tekabül ediyordu. Mayıs ayının 17'sine kadar baktığımızda ise değerli katılımcılar, günlük 1376 araç ortalamasına ulaştık. Mayıs ayı sonunda yaklaşık bir %5-%10'luk bir geçen yıla oranla düşüş bekliyoruz. Tabii bu bayramda da açıkçası ne olacağını tam kestirememekle birlikte her ne kadar
Irak tarafındaki gümrük görevlilerle yaptığımız görüşmede bayramda da aynı şekilde çalışacağını bildirmelerine karşın bayramda ancak bunu netleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Burada tabii 7 rakamından 1300 ortalamaya 1400-1577 rakamına ulaşabilmek için sayın iş adamlarımız o kadar çok değişkenin bir araya gelmesi ve birbirini olumlu etkilemesi gerekiyor ki gerçekten burada habur gümrük görevlilerimiz, başta gümrük müdürümüz Ali Bey, çok büyük bir çaba sarf ettiler. Zira gelecek olan taşıtın sürücü ya da dorse değişikliği olacağının önceden belirlenmesi ve sahanın ona göre dizaynı. Keza bulaşık riskini, hastalık riskini görevlilerimizden ve kendimizden ari, şoförlerimizden ari tutma. Taşıtların ilaçlanması, karşıdan gelen şoförlerin hali hazırda tampon bölgemizde hazır bulundurulması, aracın karşıya hiçbir bulaşık riskini ortadan kaldırarak, ilaçlayarak sevki, oradaki ilaçlama düzeninin doğru çalışması ve hatta Irak İbrahim Ali Gümrüğü'ndeki sahaların boşaltılmasına kadar yaklaşık 6-7 değişken, 10 değişkenin birbiriyle zincir ve hiçbir problem olmaksızın sevki sayesinde 1570'li rakamlara ulaşabildik. Yani buradan bakıldığında muazzam bir iş çıkarıldık burada gerçekten. Tabii burada dediğim gibi tüm paydaşlarımız UNED'e, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği, DAİB, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin tüm desteğini aldığımız için de tabii bu kadar başarılı olduk. Keza İbrahim Ali Gümrük İdaresi'ndeki görevlilerimiz de bize çok destek oldular. Buradan bakıldığında temassız ticaret evet bir zorunluluktan doğdu. Ancak gümrük görevlilerinin pratik, ortama uyum sağlama, hedef sonuç hedefli yaklaşımıyla da sanki her gün, şu saat itibariyle konuşuyorum, sanki her gün yaptığımız bir işe dönüştü. Gümrük görevlileri ülkeye maksimum ne fayda sağlayacaksa ona hemen evrimleşebiliyorlar. Açıkçası hemen adapte olabiliyorlar. Sonuçta direkt tabii burada Sayın Bakan Dursaran Pekcan Hanımefendi'nin, Zatuna Turagay Bey'in ve genel müdürlerimizin de açık bize her türlü desteği verdiğini ve akışı hızlandırmak için her türlü teknik, sistemsel desteği de verdiğini hatırlatmakta fayda var. Tabii olmasaydı böyle bir bulaşık riski, biz Ocak ve Şubat ayındaki artış hızımızla Mayıs sonuna, hatta yıl sonuna getirebilseydik, inanıyorum ki ben gerçekten 10-11 milyar doları bu yıl rahatlıkla zorlayabilirdik. İnşallah bu bulaşık riskini, pandemi riskini Haziran, artık Mayıs'ı bitirdik diyebiliyoruz. Haziran başında, en geç Haziran'ın 15'ine kadar atlattığımızda tüm sanayicilerimiz, alımlarımızın ve nakliyecilerimizin de desteğiyle günde yaklaşık 300 araç hesaplamalarıma göre fazla yapabilirsek bu 3 aylık sıkıntımızı ya da kaybımızı da önleyebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah biz tabii burada başta gümrük müdürümüz Ali Gökdemir Bey, tüm gümrük görevlilerimiz 24 saat iletişime teması açık bir şekilde ihracatçımıza, nakliyecimize, şoförlerimize nasıl yardım edebiliriz, nasıl destek olabiliriz diye gayret içerisinde gösteriyoruz. Gerçekten hem gümrük müdürümüz hem ben pandemi sürecinde neredeyse her gün gümrüğe geldik ve bizzat şoför değişikliğine, dorse değişikliğine nezaret ettik. Gümrük görevlilerimizin yanında onlara destek olmak için. Dediğim gibi inşallah bu pandemiyi atlattığımızda biraz gayretle, hep beraber, hepimiz için biraz gayretle bu eksikliği, olumsuzluğu ortadan kaldıracağımızı ümit ediyorum. Ben böyle bir bana fırsat verdiniz ve bunu paylaşmama vesile olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Saygılarımız. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyoruz Sayın Bölge Müdürüm. Sayın Bölge Müdürüm, müsaadeniz olursa, vaktimiz var, sorulara geçmeden arkadaşlarımız birer ikişer cümleyle kendilerini de tanıtsalar daha iyi olmaz mı? Memnuniyetle, memnuniyetle. Şuradan Ali Bey gözükebiliyor mu başkanım, oradan Ali Gökdemir Bey? Ali Bey, müdürümüz de burada. Ali Bey yok, bağlanmamış. Bağlansa iyi olur. Yok, biz beraberiz. Bir inşaat halinde olduğumuz için tek şeyden gözüküyoruz da. Başkanım, ne yazık ki odasını işgal etmiş durumdayız şu anda.
Öyle mi? Evet, ne yazık ki inşaat nedeniyle bir sıkıntımız var. Ali Hay Bey'e de bakalım. selamlarını iletiyor size. Aleykümselam Şu an Ali Bey. ekranda kendisi. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey'e. Gerçekten sizler başta olmak üzere Ali Bey ve tüm ekibiniz büyük çaba harcıyorsunuz. Yani Türkiye iş dünyası olarak sizlere minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bölge Müdürüm. Rica edersin. Ne demek? Hep Kaymakam beraber. Bey'e de saygı hürmetlerimizi iletiyoruz. Aynen. Arkadaki manzaranız Şırnak manzarası değil mi Sayın Bölge Müdürüm? Cudi, evet. Cudi. Evet. Gerçekten Cudi manzarası çok güzel. İlk sözü de değerli dostumuz Asyapı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Silopi Şırnaklı Sayın Mahmut Ökten'e verelim. Teşekkür ederim başkanım. Sayın Bölge Müdürüm, hem size hem sayın müdürüme çok teşekkür ediyorum. Geldiğinizden beri Allah da şahittir, biz de şahidiz. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Tabii ki ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Her birliğiyle başta sizler olmak üzere, sayın valimiz olsun, kaymakamımız olsun, herkes elinden geleni yapıyor. Ona da biz de şahidiz. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha güzel şeyler olur. Elimizden ne geliyorsa her zaman emrinizdeyiz. İnşallah 15 Haziran'da normale döneceğini söyleniyor. Allah'ın izniyle yapacağımız ihracat da hem bölge ekonomisi hem ülke ekonomisi elimizden ne gelirse yapacağız. Emirlerinizi her zaman bekleriz Sayın Bölge Müdürüm. Teşekkür ederiz. İlhan Avcı, Sayın İlhan Avcı, Beta Trafo Adana. İlhan Bey. İlhan Bey, duyuyor musunuz? Evet, duyabiliyor musunuz beni başkanım? Buyurun İlhan Bey. Evet. Merhabalar, herkese merhabalar. Ben İlhan Avcı, Beta Transformatör. Üretim yerimiz ve fabrikamız Adana'da. Bir tane farklı fabrikada üretim yapıyoruz. Bir tanesi yağlı çift ve güç trafosu, öbürü kuru çift trafo. Çok önemli olana yakınını Irak'a sevk ediyoruz, Irak'a satıyoruz. 2019 itibariyle İran'a yaptığımız ciro'nun büyüklüğü yaklaşık 21 milyon dolar. Tabii ki bu 2019-2020 mutlaka arayacağız koronavirüsten dolayı. Ama buradaki hedefim biz herkesin en kolay şekilde sattığı değil de kendimizi geliştirebileceğimiz, araştırabileceğimiz ve yeni şeyler üretebiliyoruz açıkçası. Mutlaka zorluklar var ama ben inanıyorum ki bu zorluklar Türkiye'deki Türk ekonomisini ve Türkiye'nin ekonomisini oluşturan bizler gibi insanların kabiliyetlerini artıracaktır. Yani biz bu koronavirüsten sonra çok daha donanımlı hale geleceğiz ve inanıyorum ki çok daha rahat, dünyanın her tarafına çok daha rahat ürünlerimizi pazarlama gücüne ve o özgüvenine sahip olacağımıza kesinlikle inanıyorum. Oradaki ve buradaki arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz İlhan Bey. İnşallah Allah'ın izniyle bu süreçten sonra Beta Trafo'nun Irak'a yaptığı ihracatı da Allah'ın izniyle 2'ye 3'e katlarız. Zaten bir önceki zirvede heyet olarak da Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanızı ziyaret ettik. Başarı diliyoruz İlhan Bey. Erol Bey, Erol Özal. Evet, merhaba Sayın Bölge Müdürüm. Değerli arkadaşlarım. Ben makina ithalatı ve ihracatı üzerine iştigal ediyorum. Ve bu çalışmaları hep izliyordum. Çok da memnun kaldım. Yalnız konu dışı bir sorum olacak. Acaba aynı bu tampon bölge işini neden İran'la uygulamıyorlar? O sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Çift taraflı mı, tek taraflı mı? Bir de ekstradan bunu cevaplayabilirlerse memnun olurum. Şimdi isminizi göremedim. Özür dilerim. Erol Özal. Erol Beyciğim. Erol, evet. Şimdi açıkçası bizim köprünün Türkiye ayağındaki 500 metrekarelik, 600 metrekarelik alan bize bir mucize gibi oldu. İran sınır kapılarında hem Gürbulak'ta, Bazergen'de hem Esendere'de, Sero'da böyle bir tampon bölge yok. Orada sınır hemen bir 30 santimlik, siz de gitmişsinizdir biliyorsunuz muhtemelen, 30 santimlik bir duvar. Keza Esendere'de de yaklaşık 3 metrelik bir alo.
Ama size şunu söyleyebilirim. Doğu Anadolu Gümrük Bölge Müdürümüz Hayrettin Bey Ankara'ya, bakanlığa tampon bölgeyi Türk gümrük sahası içerisine alalım. Türk gümrük sahası içerisinde tampon bölge oluşturarak ha burada yapılan işlem gibi biz işlem yapalım teklifini götürdü. Ancak İran'daki pandeminin bulaşık riskinin Irak kuzeyden daha yüksek olduğu için uygun görülmediğini düşünüyorum. Yani orada bir tampon bölge olmadığı için özellikle başarılamadı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Pınar Makine sözü verelim. Pınar Makine duyuyor mu? Merhaba. Merhaba, duyuyoruz. Kolay gelsin. Buyurun. Başkanlarımız, sayın müdürlerimiz. Emeğinize sağlık öncelikle. İsmim Ali Kudayır, Pınar İş Makinelerin Satış Müdürü. Kendim asıl olarak Iraklıyım, Bağdatlıyım. Pınar İş Makineleri kim? Pınar İş Makineleri Karo makine imalat bir firmasıyız. İtalya'dan sonra, yani dünya çapında tek İtalyan var. Ondan sonrası biziz. Allah'ın izniyle Haziran başında biz yaklaşık 12 konteyner era mal gönderiyoruz. Full tesisler gönderiyoruz. Aslında aklımda bir soru var. İşte Türkiye-Irak arasındaki ticaret için. Şimdi mesela ben Kuzey Afrika'ya gittim iş seyahati için. Orada araştırma yaparken oradaki firmalar Tunus, Cezayir, Fas, İtalyan ve o Kuzey Afrika ülkeler arasında çok güzel bir gümrük anlaşma yapmışlar. İtalya'dan alınan mallar %5 KDV ödemiyorlar. Sıfır KDV. Ama Türkiye'den aldığı mallar %5 KDV ödeniyor maalesef. Ve bu ciddi bir şekilde etkiliyor bizim için. Şimdi biz ben aynı şekilde yani düşünüyorum ki diyorum ki biz bunu Irak ile uygularsak, bir uygulama, bir anlaşma yapsak Irak ve Türkiye arasında, en az Türkiye'den gelen mallar örnek vergi ödenmezsin. Bunlar ne kadar ihracat artışı olacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu sizin söylediğiniz Ali Bey miydi? Evet. Ali Bey, iki ülke arasında yapılan serbest ticaret anlaşması diye geçiyor. Ancak biz Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ne üye olduğumuzdan, daha doğrusu Avrupa Birliği'nin altyapısı Gümrük Birliği'ne üye olduğumuzdan Avrupa Birliği izni olmaksızın bir üçüncü ülkeyle serbest ticaret anlaşması imza edemiyor. Yani Libya ve Cezayir'in İtalya ile yapmış olduğu serbest ticaret anlaşması gibi bir bizim de Irak'la yapmamız gerekiyor ki Irak tahsil etmesi gereken vergiden muafiyet sağlasın. Evet. Anlatabildim mi? Yani bu tabii bizim tek başına karar vereceğimiz ya da sizi doyurabileceğimiz bir bilgi değil. Ancak biz bunu not alıyoruz. Evet. Amirlerimize bu sizin talebinizi ileteceğiz. İnşallah onlar da bizi bir doyurucu bir bilgi geldiğinde Neof üzerinde size ulaşırız. Çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Bölge Müdürüm. Oğuz Bey, KMD Sigorta. Oğuz Bey, Sayın Bölge Müdürüm, malumunuz daha önceki, yani bugüne kadar hep kuzey tarafta sigorta kapsamındaydı. Yalnız KMD Sigorta çok güzel bir çalışma başlattı. Şu an Irak'ın tamamında, Oğuz Bey'e sözü vereceğim, Irak'ın tamamında geçerli bir sigorta yapıyorlar. Oğuz Bey buyurun. Oğuz Bey. Mikrofonu kapalı gözüküyor başkan. Çok özür dilerim. Sayın Başkanım, Sayın Bölge Müdürüm ve değerli iş adamları, herkese iyi akşamlar diliyorum. Adım Oğuz Güner, KMD Sigorta ve Restorans Prokurorluğu'nu temsilen burada bulunuyorum. Aslına bakarsanız Sayın Bölge Müdürüm, bu ürün gökten zembille inmedi. Sayın iş adamları ve sahanın gerçekleri bu ürünü oluşturdu.
2014 yılından sonra özellikle terör eylemleri tırmandıktan sonra Irak-Türkiye arasındaki ticarette sigorta mefhumu ortadan kalktı. Irak'a gönderilen ticari entegralar sigortalanmamaya başladı. Daha sonra sadece Kuzey Irak'ta dar kapsam dediğimiz, kamyon kılızı dediğimiz çok dar kapsamlı 36. paralelin kuzeyinde uygulanan sigorta şeyleri uygulanmaya başlandı. Ve Irak'ta Türk iş adamları çok önemli ihaleler almaya, Irak'ın yeniden yapılanmasını, imarını üzerlerine almaya başladı. Ve bizim de KMD Sigorta ve Restorans Brokerliği olarak orada iş yapan büyük müteahhit firmalarımız, iş ortaklarımız söz konusu. Ve onlardan bize gelen talepler, aynı zamanda Sayın Başkanımın ve Irak Türk İş Adamları Derneği'nin de bizi yönlendirmesiyle farklı bir boyuta indirgendi. Şöyle ki, oraya gönderilen ticari emtialar, terör, savaş durumu, hatta Sayın Bölge Müdürüm benden daha iyi bilirsiniz, özellikle 36. paralelin güneyine yani Kuzey Irak dışına gitmesi durumunda bugün temassız ticarette uygulanan yöntemler aslında geçmişte uygulanıyordu. Pandemi öncesinde de uygulanıyordu. Yani dorse değişimi ve şoför değişimi yine uygulanıyordu. Evet. Dolayısıyla biz yurt dışındaki resort piyasaları yani sigorta piyasalarından bizi Nevaf Beylerin ve Sayın Derneği'nin yönlendirmesiyle bu teminatların da içerisinde olduğu bir sigorta programı oluşuyor. Bunun içerisinde araç değişimi var, şoför değişimi var, dorse değişimi var, terör var, harp grev var, iç savaş, isyan var. Dolayısıyla bütün bu teminatların bir arada olduğu çok güzel bir sigorta programını Iraklı ve Türk iş adamlarımızın, ihracatçılarımızın beğenisine sunduk. Ve pandemi döneminde de özellikle temassız ticareti siz sayın devlet büyüklerimizin de başlatmasının arifesinde bu sigorta teminatı çok daha önemli hale geldi sayenizde sayın bölgemiz. Teşekkür ederim. Abi. Kemal Bey, Sayın Kemal Özdemir, Silopi temsilcimiz. Kemal Bey, duyuyor musunuz? Buyurun Kemal Bey. Duyuyorum. Sayın Bölge Müdürüm, çok kıymetli Habur Müdürüm ve Genel Başkanım, değerli iş adamlarımız. Sözlerime başlamadan önce sizlere Kutsal Cudi Dağı'nın avlusunda sonsuz selam ve saygı hürmetlerimi sunuyorum. Gerçekten Habur sınır kapısı tarihi günlerinden birini yaşadı, tarihi bir süreç yaşadı. Hem inşaat bakımından hem de salgının başlamasından itibaren çok kısıtlı imkanlarla zoru başardık diyebiliriz. Bunda hem bölge müdürümüzün, hem Habur Gümrük Müdürümüzün, bakanlarımızın özellikle de Gümrük Müdürümüz Hüseyin Bey'in olağanüstü çabaları var. Onunla çok mesai yaptık. İnanıyorum ki bu birlik ve beraberlik neticesinde bütün sorunların üstesinde geleceğine inancımız tamdır. Benim bölge müdürümden şöyle bir sorum olacak. İnşallah pandemi sorunu aşıldığında salgının bitiminden sonra özellikle sokağa çıkma yasağında uygulanan B2 araçlarımızın, hafif ticari araçlarımızın girişleri, yurda girişleri belirli bir saatten sonra kısıtlanmıştı. Bu kısıtlama devam edecek mi yoksa bu kısıtlamayı kaldırmayı düşünüyorlar mı? Ben yine hepinize gerçekten olağanüstü çabalarınızdan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Nevaf Bey, Kemal Bey'in taleplerini saygıyla karşılıyoruz. Ancak biz tüm iş adamlarımızın da gördüğü üzere bir ihracat kapısı olmak istiyoruz. Yani zaten ihracat kapısıyız ama İhracat kapısının yanında günde yaklaşık 10 bin kişinin giriş çıkış yaptığı bir kapı burası. Nitekim 2019 yılında 3 milyon 628 bin insan giriş çıkışı yapmış. Şimdi gümrük görevlileri belli sayıda personelle biz 24 saat personel çalıştırıp iş yapıyoruz. İnanın bana saat 24'ten sonra artık gümrük görevlilerinin kıpırdayacak hali kalmadı. Eğer sabaha kadar biz Kemal Bey'in dediği gibi karınca tabir ettiğimiz
yolcularımızı misafir etmeye çalışırsak asıl işimiz olan iş adamlarına, ticaret erbabına ve ihracat eşyasına hizmetimizi aksatabiliriz kaygısı taşıyor. O kadar çok Ali Müdürüm sayesinde köprü dizayn edilmiş ve karınca ile normal iş adamı ayrılmasaymış zaten şu an bu Habur Gümrük Müdürlüğü'ndeki ya da Habur Gümrük Kapısı'ndaki normal pandemi öncesi bir sirkülasyonu bile bu kadar sağlıklı yapamayabilecekmişiz. Kendileri bir düzenleme yapmışlar. İş adamlarımızla, normal yolcumuzla karınca tabir ettiğimiz misafirlerimizi ayırmışlar ki şu anki sağlıklı hizmet verebilir aşamaya gelmişiz. Yani sözün kısası Kemal Beyciğim, 24'ten sonra biz gerçekten görevlilerimizin de hem yetersiz sayıda olması hem asıl işimiz olan ticaret erbabına hizmeti sağlıklı yapabilmemiz için B2 taşıtlarını 24'ten sonra almayı düşünmüyoruz. Tabii sizin düşünce ve talebinize de saygı duyuyoruz. Teşekkür ederiz Sayın Bölge Müdürüm. Ahmet Akkurt Başkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız. Ahmet Bey, buyurun. Merhabalar. Öncelikle sevgili Bölge Müdürümüz Enver Bey'e selamlarımızı iletiyorum. Vermiş olduğunuz güzel bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başta başkanımız olmak üzere de tüm arkadaşlara selam ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten değerli bilgiler alıyoruz. Bu pandemi sürecinde bir araya gelemiyoruz ama başkanımızın gayretleriyle oluşturduğumuz bu linkle de bir araya gelebiliyoruz. Şimdi tanışma diye başladık. Ben kısa bir kendimi tanıtım ama herhalde aynı zamanda soru da soruluyor ki böylece zaman da kazanmış oluruz. Evet. Ahmet Akkurt, işletme yüksek lisanslı inşaat mühendisiyim. Genel Başkan Yardımcısıyım İTSİAD'da. Hem inşaat işleriyle hem de tarımla uğraşıyoruz. Bilgisayar kontrollü seralar yapıyoruz. Yaklaşık 30 yılı geçtik. Bu uğraşlarımızın yanında işte Nevap Başkan'la da ülkemize nasıl daha çok faydamız olur? Nasıl bu cash, nakit para olarak dönen tek ülkemiz olan, tek sınır kapımız olan Irak'la ilişkilerimizde nasıl yükseltebiliriz? İhracatımızı nasıl arttırabiliriz? Onlara kafa yoruyoruz. Sayın Müdürüm, geçen yıl sonlarıydı. Nevap Başkan'la yanınızı ziyaret etmiştik, gelmiştik. Orada da bir uğraş veriyordunuz bu temassız geçişle ilgili. Sizin altyapınız sanki pandemi olacakmış gibi bir altyapı çalışmanız da vardı. Çünkü o zamanlar ben bunu başaracağım diyordunuz hatırlıyorsanız. Tabii ki bu tüm oradaki arkadaşların da ve bakanımızın da gayretiyle sizlerin de dirayetli duruşunuzla hallolmuş oldu ki bu önemli. Hem geçişlerdeki hız bakımından hem de şu andaki işte pandemi sürecinde hazırlıklı olmak açısından hem de memurla oradaki tır şoförlerinde olmaması açısından yani bir ilişki kurmamaları açısından da iyi oldu. O bakımdan sizlere daha önceki yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Ben şeyi de sormak istiyorum. Bu Ovacık sınır kapısı. Şimdi bu pandemi sürecinde daha önce Çin, İran ve Türkiye üzerinden daha çok alım yapılıyordu. Şu anda pandemi sürecinde Çin ve İran biraz geride kaldı. Türkiye'ye ağırlık veriliyor ki zaten biz orada gördüğümüz Türk mallarını daha çok benimseniyor. Dolayısıyla biz bunu fırsata çevirme açısından bu kapı bize yetiyor mu? Çünkü günlük 1300 ortalama 1300 araçtan bahsedildi. Dışarıda araç kalıyor mu? Yani
bu daha fazla araç var da günlük ancak bu kadar mı geçebiliyor? Bir kapı daha olsa bu daha artar mı? Bu hedefimiz bizim çünkü 20 milyar dolar. Yani 10 milyarları şu günlerde yakalayabilirdik, geçebilirdik de. Belki de yine geçeriz Allah'ın izniyle. Çünkü bunu fırsata çevirebiliriz ama hedef 20 milyar dolar olduğu için bu süreçte bu Ovacık sınır kapısının açılması faydası olmaz mı? Bunda açılmamasında engel var mı? Mesela geçenlerde bir şey yapmıştık. Bu Beyorak tarafı, yani bizde kazanç, girişlerden kazanç düşer şeyiyle biraz engelleme var deniyordu. Bu aşılamaz mı? Yani öyle bir engelleme olmadığı da söyleniyor aslında. Sonuçta yine oradan geçiş yapılacak. Bilmiyorum onunla ilgili ne yapılabilir, nasıl bir yol izlenebilir. Çünkü resmi olarak 9 tane, herhalde 8-9 tane resmi olmayan neredeyse 20'ye yakın İran'la sınır kapısı var, İran. Ama bizde şu anda bir tane. Diğeri de zaten şey, sadece insan giriş çıkışı. Bunu bu süreçte hızlandırıp şeye çevirebilir miyiz? Fırsata çevirebilir miyiz? Bunun yanında bir de Karınca. Şimdi Karınca tabir ettiğimiz bu ihracat aslında o bölge için çok önemli bir kazançtır. Şimdi böyle bakıldığı zaman, şimdi biz hep diyoruz ya, insanlar işsiz olduğu zaman başka şeyle uğraşır, insanlar yani demokrasilerde bile önce refah düzeyi artmadığı zaman demokrasi olmaz zaten. Yani bölgenin de refah düzeyini artırma açısından da o karıncalara konan kota yükseltilemez mi? Bunun ne zararı var bize? Yani sonuçta buradan da mal gidiyor, oradan da mal gidiyor. Buradaki insanlar da biraz para kazanıyorlar. Yani bunun ne zararı olabilir? Bununla ilgili sizlerin görüşlerini de almak istiyorum. Çünkü orada çok zorlanıyorlar. Yani biz oradan geçen gelirken bile yani birçok mallar atıldı, şey yapıldı, azarlanıyorlar. Şeye atılıyor mallar. Yani ya karıştırılıyor bir de. Yani adam ağlıyor artık, çocuk veya şey, bu benim malım diyor. Kovuyorlar şey yapıyor. Yani böyle bir şey de gözlemlediğimiz söylüyoruz. Yani çok mu zor oradaki halkın refah düzeyini arttırmak için bu tür şeylerde biraz daha large olmak, bunu yukarıya iletmek. Sonuçta bizim insanlarımız buradan da mal gidiyor, oradan da geliyor. Buradaki de 3 kuruş kazansın, ne zararı var diye düşünülemez mi diye söylemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sizle orada tanışmış olmak ve sizi orada, sizin gibi insanları ülkemiz için bu kadar özveriyle çalıştığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar diliyoruz. Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Bilmukabil tüm iyi niyet düşüncelerinize katılıyorum ve aynen iade ediyorum. Çok sizleri tanıdığıma ben de çok mutlu oldum. Öncelikle Ovaköy sınır kapısının açılmasıyla ilgili bir defa kesinlikle ben de en az bir sınır kapımızın daha açılması gerektiğine katılıyorum. Bu Ovaköy'de bu nedenle gittim, gördüm. Hani nasıl bir yer açılırsa nereye açılıyor? Kuzey'in gerçekten kaygılarını ortadan kaldırıyor mu, yoksa Kuzey'i bertaraf etmek için bir kapı mı düşünülüyor değerlendirmesine açısından bakıldığında Kuzey'in Kürt bölgesel yönetiminin sanki kendilerinin bypass edileceği kaygısı nedeniyle o kapının açılmasına müsaade etmediği bilgisi bana geldi. Malumunuz bizim Bakanlar Kurulu kararımızla Ovaköy sınır kapısının açılmasına ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararımız var. Kağıt üstünde. Bu pandemi bize ne gösterdi aynı zamanda? Biz sadece kara sınır kapısını, yani hani taşıtın sevk edildiği bir kara sınır kapısının İran'daki gibi bir kazara bir tampon bölge olmasaydı, yani şu ana kadar çıkardığımız binlerce, on binlerce aracı belki de çıkaramayacak durumda da olacaktı. Bu nedenle de
bize bir seçenek yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle bir Habur'dan başka ikinci bir kapımızın olması gerekiyor. Çünkü tam bu kriz başlamıştı sanırım, krizin 3. 5. gününde burada çok büyük bir yağış nedeniyle gecenin 7'sinde görevlilerim, Ali Müdürüm beni aradı, dedi ki efendim köprünün bir ayağının su tarafından götürülme riski doğdu, ne yapalım? Yani böyle bir risk de var. O gece biz durdurduk ne yazık ki akışı. Çünkü gerçekten bir can kaybına karşı önlem almamız gerekiyor. Şunu demek istiyorum. Şu an bir seçeneğimiz yok. Habur sınır kapısını Allah göstermesin herhangi bir olumsuzluğunda bizim ülkemizde üretilen ürünün karşıya geçirilmesine fırsat verecek bir kapımız yok. Bu nedenle mutlak bir ikinci sınır kapısının açılması gerektiğine inanıyorum. Artı sınır kapısında Ali Müdürüm'ün de geldiğimden bu yana anlattığı gibi bir demir yolu hattının da olması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz artık bir sınır kapısını yaptığımızda şimdiki gibi bir köprü, bir kara taşıtının sevkiniyle birlikte mutlaka demir yolunu da nasıl karşıya geçirebileceğimizi, demir yolu ağının buraya kadar nasıl ulaşacağını ya da Ali Müdürüm'ün söylediği gibi Silopi'den Zaho'ya 10-15 kilometrelik bir demir yolu ağı oluşturup gerekirse tırları yükleyerek oraya götürebileceğimizi, götürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu çok önemsiyorum. Tabii biz de zaman zaman bakanlarımız, bakan yardımcılarımız ve amirlerimiz geldiğinde bu durumu iletiyoruz. Onlar da olayın farkındalar. Ancak dediğim gibi kuzeyin bir kaygısı vardı. İnşallah o kaygı giderilirse, inşallah burada bulunduğumuz süre içerisinde ikinci bir kapıyı açmanın mutluluğunu biz de yaşarız. Kesinlikle bu hususta size katılıyorum. Karıncalarla ilgili düşünceniz. Tabii biz gümrük görevlileri sürekli sınırlarda görev yaparız. Anayasanın 10. maddesi ve kanunun da eşitlik ilkesinin de açık uygulayıcısıyızdır. Tereddütsüz. Hiç kimseyi hiçbir özelliğinden dolayı ayrım yapamayız. Hatta insan onuruna yakışmayan bir davranışta da bulunamayız. Görevlerimize de açık emrimizdir. Gümrük müdürümüzle birlikte. Ancak şöyle bir gerçekliği de göz ardı etmemek gerekir. Yani biz siz böyle söylüyorsunuz ama sahada böyle oluyor mu derseniz sonuçta bizim görevlilerimizin de insan olduğu ve gerçekten dediğim gibi günde binlerce insanın Bakanlar Kurulu kararıyla konulmuş bir sınırlandırmayı sürekli aşma girişiminde bulunduğu. Bunun zaman zaman karşıdan kaynaklı da olabilir, gümrük görevlisinden kaynaklı olabilir, tansiyonu yükseltici davranışlar içerisinde olunabildiğini biliyoruz. Sayın Müdürüm, o normal bir şey. Yani onu o değil de, yani bunun şey anlamında dedim, yani o bölge halkının daha böyle refah düzeyini arttırma açısından kota yükseltilemez. Yoksa dediğiniz gibi oradaki arkadaşlar çok özveriyle çalışıyorlar. Gerçekten o kargaşada, o şeyde onlar da artık yapabileceklerin en güzelini yaptıklarına eminim. O ayrı da ben sadece şey için dedim, yani daha önce daha farklıydı, sonra kısıtlamalar geldi falan. Yani biraz daha böyle large olunamaz mı? Bu size söylerken yani yukarıda görüşülsün diye. Ahmet Beyciğim, size şunu söyleyebilirim. Eğer kuralları tam uygularsak şu anki geçenin %10'unu geçemez. Kemal Bey anlatsın. Yani kuralı uygularsak, samimiyetle ifade ediyorum. Daha doğrusu Silopili ve Cizreli misafirlerimizin, vatandaşlarımızın bu kapının gerçek sahipleri olduğu düşüncesini biz bilmesek, samimiyetle söylüyorum. Tabii diğer Mardin, Urfa misafirlerimiz de elbet bu kapının sahibi ama asıl sahiplerinin biz Cizre ve Silopililer olduğunu biliyoruz. Bundan da gocunmuyoruz. Bu her gümrük kapısının bir gerçeğidir. Ayrıca mutluluk duyuyoruz. Biz buradan gideceğiz. Cizre ve Silopililer ve hatta yöre insanı bu kapıya sahip çıkacak. O nedenle de bu kapının iyi olmasını, kötü anılmamasını, giriş çıkışta böyle muazzam bir görüntü vermesini istiyoruz. Biz hancıyız tabiri caizse, özür dilerim, biz yolcuyuz. Tabiri caizse Mahmut Beyler, Kemal Beyler bu kapının sahibi. Tabii bundan mutluluk da duyarız yani. Dediğim gibi
Eğer burada gerçekten biz gümrük görevlileri kuralı uygulamaya kalkarsak burada %10 eşya geçer. Ha, siz anlıyorum. Diyorsunuz ki efendim orada insanların ekonomik sıkıntıları var. Bu insanlara bir katkı daha sağlanabilir mi? Evet. Tabii biz biz memuruz. Yani bu kanun koyucular gibi ya da bizim yürütmenin başı Sayın Bakanımız gibi, Cumhurbaşkanımız gibi tatiplerde ya da kararlarda bulunamayız. Ancak her bir gümrük görevlisi, samimiyetle söylüyorum ki size, bu yöre insanını kardeşi gibi seviyor ve elinden gelen gayreti gösteriyor. Ali Müdür'de de bunu ben gördüğüme şahidim açıkçası. Ondan eminiz. Biz de aynı şeyleri şey yapıyoruz ama bazen kargaşa oluyor. İster istemez oluyor. Yani evet, ama bu gerçeklik yani. Ali Müdür'ün bir şey söyleyecek galiba. İkimizin gereği yani doğasında olan. Kesinlikle. Yok, o konuda şeyimiz yok ama burada söylemek istediğim daha farklıydı. Yani şeyle ilgili belki orada o işte kargaşa da oluyor lafı belki biraz şey saptırdı gibi oldu ama asıl şey söylemek istediğim o değildi. Yani mal giriş çıkışı her şekilde olsun. Sadece şey değil yani tır bazında değil. O biri de bir ticaret sonuçta. Yani bunu Ahmet Başkanım o konuda Sayın Bölge Müdürüm gereğinden fazlasını yapıyoruz. Şunu söyleyeyim. Çıkış yönü zaten bizim hiç kimseyi durdurduğumuz yok Ahmet Bey. Faturası olan her bir eşyayı taşıtla da gönderebiliyoruz. İlla gümrük beyannamesi istemiyoruz. Çünkü gümrük beyannamesi açsa bir de kadevesini alacak. Bu hususta çok bir engelimiz yok. Ancak giriş yönü malumunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sigaradan alıyor en çok vergiyi. Ne kadar çok sigara girerse Türkiye içerisinde tahsil edeceği vergi de düşüyor doğal olarak. Bu nedenle belirlenmiş kurallara uymamız zorunlu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, ben bir konuda Ahmet Bey'e katılmak amacıyla müsaadeniz varsa 2 dakika bir katılabilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Sayın Bölge Müdürüm, aslında Ahmet Bey'in şu anda söylediği şey benim anladığım kadarıyla çok mantıklı. Çünkü Zahu ile Silopya arasındaki Irak'tan gelen misafirlerimiz de çok rahat geldiklerinde ciddi bir ekonomik katkı sağlıyorlar. Yani yarın Oyköy gibi bir kapı, sınır kapısı açılırsa, böyle daha küçük yolcu bazında veya farklı alternatif bir şey olursa, gerçekten bölge ekonomisi için olağanüstü bir şey olacağını inanıyorum ben de. Katılıyorum Mahmut Bey. Dediğim gibi zaten konuşmanın başında da söyledim. 3 milyon 600 bin yolcunun tamamı bizim karınca yolcumuz değil. Iraklı misafirlerimiz hem hastane turizmi, sağlık turizmine hem tüm ihtiyaçlarının Cizre ve Silopi'den ve yakın illerden karşılanmasından tabii ki ülkemiz çok memnun. Mutlulukla bunu söylüyorum. Dediğiniz gibi yolcu hani karınca potansiyelimizin artması bizim o yolcularımıza verdiğimiz hizmetimizi de birazcık sıkıntıya sokuyor. İş adamlarımıza verdiğimiz hizmeti de sıkıntıya sokuyor. Niye? Yani yanlış anlamasın Karınca Kemal Bey temsilci olarak böyle bir dediğim gibi hiçbir olumsuz düşüncemiz yok ama normal günübirlik gidip gelen misafirimiz bizim ayda yılda bir gelen misafirimiz gibi değil. Ayda yılda bir gelen misafirimizi daha iyi karşılamak, iyi konuk etmek istiyoruz ki dediğim gibi buradan hoşnut kalsın, tekrar gelsin ve Silopi ve Cizreli insanlar bundan faydalansın. Ama her gün gidip gelen ve bunu bir iş yoluna dönüştüren kardeşlerimize de tabii her zaman 6 ayda bir gelen yolcumuz gibi davranamayabiliyoruz. Kusurumuza bakmasınlar onlar. Teşekkür ederiz. Ertuğrul Bey, Ertuğrul Nalbantoğlu, Namsa Kapı. Evet, Sayın Başkanım. Cümleten selamünaleyküm. İsmim Ertuğrul Nalbantoğlu. Namsa Doğru Kapı Firması'nda Dış Ticaret ve İstanbul Şube Müdürüyüm. 2009'dan beri Kuzey Irak bölgesine çalışıyoruz. Karayoluyla da çok gidip geldiğimiz oluyor. Öncelikle tüm çalışan memurlarımızın hepsine çok çok teşekkür ederim. Bizde istek bitmez. Ben de orada X-ray'e girmeden elimde çantayla bir an önce Türkiye'ye gireyim diye düşünürüm ama biraz da adaletli olmak lazım. İlla ki sıramızı bekliyoruz vesaire. Ama X-ray'i yeterli görmüyorum. Yani orada bir yoğunluk söz konusu oluyor Sayın Müdürüm.
Bizde ne oluyor? İşte malum iş adamları olarak, yani ben şahsen sigara bile kullanmadığım için sigara dahi almıyorum. Sadece nedir? Elimizde bir çantayla gidiyoruz. Mecbur kalıyoruz. Karayoluyla gidiyoruz. Diğer zamanlarda uçağı tercih ediyoruz zaten. Ama sadece o X-ray'de bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani orada bayağı bir bekliyoruz. Değilse herhangi bir şikayetimiz yok. Her şeyden çok memnunuz. Zor durumda her türlü ilgileniyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ediyorum. Ertuğrul Beyciğim, az önce ifade ettiğim gibi, tabii Kemal Bey kızmasın, şimdi bana durmadan karıncayı kötülüyorsunuz Sayın Bölge Müdürüm diye. Yani saygı duyuyoruz herkese samimiyetle. Ama evet, gerçekten günübirlik yolcularımızın yoğunluğundan kaynaklı da biz size istediğimiz hizmeti veremiyoruz. Ama şu an sahamızda Ekim ayında başlayan bir revize var. İnşallah yolcularımıza bir insan onuruna yakışır bir alan oluşturuyoruz. Güzel soğutulmuş bölmeler ya da kışa hava durumuna göre ısıtılmış bölmeler. Kendi daha çok inşallah X-ray polis memuru, gümrük memuru olabilecek bir alan ve daha hızlı, daha seri hizmet verebileceğimiz bir alan. Şu an bölge müdürlüğümüz çalışma alanında revize ediliyor. Dün itibariyle öğrendim ne zaman yolcularımıza biz bu hizmet verebiliriz bir an evvel. Şu an çünkü muhtemelen dışarıda 45-50 derece sıcak var. Yani yolcular şu an kapalı olmasaydı çok zor durumda kalacaktı misafirlerimiz. Kasım ayını bulacağı söylendi dün. Ne yazık ki üzüntüyle öğrendim. Ben hani Ağustos, Eylül gibi yetiştirebilir miyiz diye umut ediyordum. 4-5 aylık bir süresi var dendi. İnşallah 4-5 ay sonra size daha iyi bir hizmet verecek alanı oluşturacağız. İnşallah müdürüm. Çok teşekkür ediyorum. Yani Sayın Bölge Müdürüm, sizlerden bir artı 10 dakika rica edeceğiz. Sohbetiniz güzel. Estağfurullah. Problem yok. O kadar rica ediyorum. Ertuğrul Bey, sizden ricam, hem Sayın Bölge Müdürümüzün hem Gümrük Müdürümüz Ali Bey'in de kapıları biraz eskimiş mi diyelim? İki tane kapı sizden hediye göndermelerini istiyoruz Sayın Bölge Müdürüm. Sıkıntı değil. Sayın Başkanım, ne gerekiyorsa yaparız. Allah razı olsun. Namsa Kastamonu'da fabrikası Sayın Bölge Müdürüm. Kastamonu'nun en büyük kapı, hatta Türkiye'nin en büyük kapı fabrikası diyebiliriz. Sayın Başkanım, ben her zaman şunu söylerim. Bütün kamu kuruluşları bizim. Yani bugün terörle mücadele de bizim. Bugün de bizim. Ya hepsi bizim. Yani bunu söylemenize gerek yok. Ne gerekiyorsa üstümüze düşen vazifeyi yerine getiririz yani. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Süpersiniz Başkanım. Sağ olun. Başkanım, ben çok teşekkür ediyorum. Hem sizin hüsnü niyetinize hem Ertuğrul Bey'in. Öncelikle siz yolu düşen misafirlerimiz gelsinler, bir kahvemizi içsinler. Hem bölge müdürlüğümüzde hem gümrük müdürlüğümüzde Ali Bey'in yanında. Gerisi önemli değil. Canınız sağ olsun. Biz de size hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çayınızı kahvenizi içmeye inşallah uğrarız. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Nizamettin Bey, Nizamettin Acar, Nakd İş Ticaret İstanbul temsilcimiz. Nizamettin Bey, buyurun. Sayın Müdürüm, müdürlerim merhaba. Sizi gördüğüme ben de çok mutlu oldum, memnun oldum. Değerli zamanınız için teşekkür ediyorum. Diğer bütün arkadaşları da saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Genel olarak konuştuğumuz konular gündeme geldi ama ben naçizane kendi notlarımı kaç tane şey yapmak istiyorum, iletmek istiyorum. Bu karınca konusu konuşuldu yeterince ama Ahmet Başkanım'ın belirttiği, esasen biraz da ben yani tercüman olmaya çalışayım. İnsani yönden hepimiz bakıyoruz en nihayetinde. Sizler de öyle muhakkak. Çünkü o insanların, o işi yapan insanların gerçekten geçim kaynağı bu. Ve ayakta sanayi diyorum bir şekilde. Yani çünkü sanayi yok. Bu insanlar bir şekilde her insan için geçerlidir bu. Bir şekilde ekmeklerini çıkarmaları lazım. Ben de çok fazla uzatmadan, bence yani kendi görüşüm, tabii kanundaki yeri falan filan, bazen kanunları da hani insanların menfaatine göre esnetebilmek lazım diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii. En azından taşıyabileceği kadar veya günlük işte atıyorum $100 kadar, örnek veriyorum, böyle bir bedel konulup biraz daha yardımcı olunabilir diye düşünüyorum. Tabii ki takdir ve uygulama sizde. Biz insani olarak yaklaşıyoruz gördüğümüzle yani. Bu birinci nokta. İkincisi,
Biz diğer kapılardan da zaman zaman işlerimiz oluyor müdürüm. Biz gidiyoruz, geziyoruz, şey yapıyoruz. Ha burada gerçekten gözle görülür bir düzelme var ama benim naçizane kanaatim yani hem hükümet nezdinde hem genel olarak tabii ki neticede siz de sahadaki uygulayıcılarsınız yani. Sizi de tırnak içerisinde hepimizi olduk. Sizi aşan şeyler var. Bakanlık, hükümet nezdinde siyasi bazı şeyler devreye giriyor. Bunları da biliyoruz bu hassasiyetlerle. Ama ben naçizane düşüncem şu. Irak gibi bizim dış ticaretteki en büyük ortaklarımızdan birisi olan bir ülkeye hatta ben olsam direkt sadece Habur için bir müsteşar atarım yani. O derece. Çünkü çok önemli bizim için. Gerçekten çok önemli. Şu anda siz az önce söylediniz benim tüylerim diken diken oldu. O köprü ayağının kırıldığını düşünün. O yapılıncaya kadar en az bir ay geçer. Atıyorum kafadan yani. Şimdi ne olacak? Yani o sanayici gıda ürünü hazırlayan var, perdecisi var, işte kapıcısı var, şusu var, busu var. Yani mal satışını da geçtim. Malı bozulacak insanlar var. Anlatabiliyor muyum? Çok hassas, çok önemli bir nokta. Bence bir an önce düzeltilmesi lazım. Biraz daha geliştirilmesi lazım. El atılması lazım. Dediğim gibi yani hükümet nezdinde. Yani sizin oradaki yönetimin de bir yere kadar şey var. Onun da farkındayız dediğimiz gibi. Çok daha emniyet önem verilmesi lazım bence de. Bir de insan olarak da son zamanlarda düzelmiş olmakla beraber müdürüm, biz diğer kapılardan mesela Edirne'de örnek vereyim. Oraya gittiğinizde bu aşırı mesela pasaport kuyrukları, ondan sonra sıcakta, karda, kışta bir yığılma şeyi orada görmüyorsunuz. Yani maalesef siz az önce söylediniz, ben çok memnun oldum gerçekten. Ve her zaman bir öz eleştiri olarak bizim kendi toplantılarımızda da, bir de Sayın Büyükelçimizle yaptığımız toplantılarda da ben dile getiriyordum. Yani naçizane isteğim her zaman buydu. Ya biz mesela imkan olarak da Irak'a göre daha gelişmiş bir ülkeyiz. Bunu da kabul ediyor, kendileri de kabul ediyor. Ve Irak'ın dünyaya açılan, Avrupa'ya açılan kapısıyız. Mesela Kürt tarafına geçtiğiniz zaman siz muhakkak size gidip geliyorsunuzdur. En azından orada bile küçük de olsa bir salonu var. İnsanlar ayakta beklemiyor. Pasaportunu veriyor, oturuyor değil mi? Kliması var. Çay içebiliyor, su içebiliyor. Bunlar ihtiyacını görebiliyor. Bunlar çok küçük gibi görünse de bizim tırnak içerisinde, bizim ülkemize yakışmayan şeylerdi. Yani böyle kapılarda beklemek, ayakta birbirinin üzerinden böyle hani benim daha acil işim falan filan. Ben mutlu oldum. Cevabını siz peşinden vermiş oldunuz. Onu dile getirecektim. Bir de son olarak bir şey söylediniz, ben not aldım onu. Çıkışlarda faturasının olması halinde bile biz izin veriyoruz dediniz. Normalde beyanname açılması lazım biliyorsunuz resmi olarak. Bunu biraz daha bu konuyu açar mısınız? Mesela örnek veriyorum. Ben normal zaten beyannameli mal gönderiyoruz ama diyelim ki çok acil bir şey oldu. Bir küçük kamyonette yani geçebilen bir araca bir mal yükledim. Beyanname açamadım. Faturasıyla geldiğim zaman onunla da geçebiliyor muyum? Ben öyle mi anladım? Yanlış mı anladım yoksa? Teşekkür ediyorum. Değerli zamanınız için de çok teşekkür ediyorum size ve Ali Bey'e de. Çok sağ olun. Sayın Bölge Müdürüm, uygun görürseniz diğer arkadaşların da sorularını kısa kısa alıp yani birden verseniz zamandan kazanmak için daha uygun olmaz mı? Kısa kısa cevaplayalım uygun görürseniz Nevap Bey. Böyle de olur. Sıkıntı yok. Buyurun. Şimdi Nizamettin Bey düşüncelerine teşekkür ediyorum. Bir mukabil biz de katılıyoruz. Tabii her bir devletin ya da kurumun öncelikle insan onurunu düşünmesi. Hiç tereddüt. Yani Silopili kardeşimizin, Edirneli kardeşimizden ne farkı var bizim için? Ya da Türk kardeşimizin, Iraklı Türk kardeşimizin ya da Iraklı Arap kardeşimizin. Hiçbir farkı yok. Samimiyetle söylüyorum. Çok üzüntü vericiydi görüntü. Hatta 2019 Temmuz'una geldiğimizde kapının girişindeki çöplüğü gördüğümde samimiyetle söylüyorum size utancımdan Vali Bey'e dedim ki Sayın Valim gümrüğe geldiğinizde böyle bir alan göreceksiniz. Bizim sorumluluğumuzda değildir. Lütfen bize kızmayın diye. Ama şu an geldiğinizde size garanti ediyorum geçen yılda bu kapı girişini karşılaştıramayacaksınız. O kadar bir değişiklik var. Ali Bey'le biz hepimiz oraya 200 tane çınar diktik. Çok güzel bir yerleşim alanı oluşturuldu başverimli belediyemiz tarafından. Bir defa şunu demek istiyorum. Yani bizler de rahatsızız. İnsan onuruna yakışmayan yer ve durumlardan. Ama inşallah dediğim gibi birkaç aya kadar en azından yolcularımızın daha insani, daha güzel, müreffeh bir ortamda giriş çıkış yapacağını düşünüyoruz. Her ne kadar hala inşaat halindeyse de umarım daha modern, daha sağlıklı, insanların da ihtiyaçlarını görebileceği alanlar oluşturacağız.
çıkış yönlü faturayla gönderebiliriz dediğimiz eşyaların boyutu ticari değil. Yani bir kamyonete yükleyip 10 bin tane eşyayı öyle gönderemezsiniz. Beyanname gerekir. Biz daha çok yani Irak'tan adam aracına binmiş gelmiş. Ancak orada da Silopi'de de Cizre'de de Mardin'de de karşıya götürdüğünde ona bir fayda sağlayacak. Faturasıyla alabildiğinde illa beyanname gerektirecek ama çok büyük bir ticari mahiyet arz etmeyecek eşyalar için konuşuyoruz. Daha çok biz yolcu beraberi bedelsiz ihracat dediğimiz serinin o iki tebliğimiz var bizim. Ona istinaden gerçekleştirdiğimiz işlemlerdir. Tabii ticari mahiyetteki eşya için gümrük beyannamesi gerekir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. İhsan Bey, Sayın İhsan Alaca. Tamam, merhabalar. Ben Adana'dan katılıyorum biliyorsunuz. Yazılı güzel bir yerden konuşuyorsunuz. Memleketin en güzel yerinden diyorum İhsan Bey. Evet. Çok sıcak ama maalesef. Sayın Bölge Müdürüm Adana'da bu arada İhsan Bey. Öyle mi? Harika. Biz de Adana'da yazılım işleriyle uğraşıyoruz. Bakalım ilerleyen dönemlerde de zannediyorum Doğu bölgesine doğru bir hareketlenme olacak diye düşünüyorum. Bu tarz işlerle ilgili. Teşekkür ediyorum bu arada. Ağzınıza sağlık. İnşallah. Teşekkür ederiz. Memnuniyetle. Murat Bey, Murat Akyürek. Merhaba herkese. Merhaba. Ben de teşekkür ederim. Bilgilendirici ve aydınlatıcı bilgileri verdiğiniz için. Benim de sorum Nizamettin Bey'le fatura konusuyla alakalı olacaktı. Zaten açıklamada bulundunuz. Özverili çalışmanız için müdürlerinize ve size çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım tüm katılanlara. Biz de teşekkür ederiz. Fırat Bey, Fırat Çakar. Merhabalar Sayın Müdürüm. Sanırım ben biraz geç katıldım. Kusura bakmayın. Soruları sorulmuş mudur bilmiyorum ama bu Kuzey'den Türkiye'ye geçişler konusunda gerçekten iş adamları olarak aşırı derecede sıkıntı çekiyorduk. Onun da cevabını verdiniz. Bu konuda teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar. Teşekkür ederiz. Benim kısa bir iki sorum var Sayın Bölge Müdürüm. Birincisi unutmadan Sayın Büyükelçimizin sizlere çok selamı var. Türkiye Cumhuriyeti Irak Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız'ın. Ve bu başarılı çalışmalarınızdan dolayı da sizleri tebrik ediyor. Rıza Tuna Turagay Bakan Yardımcımızı ziyaret etmiştik Ankara'da. Onun babası da eski Irak Büyükelçisi bu arada Sayın Bölge Müdürüm. Bana gelen sorulardan bir tanesi Sayın Bölge Müdürüm, frigo araçlar, yaş zevzem meyven yükleyen araçlar transit kapıya gelebiliyor. Fakat diğer donmuş gıda vesaire frigorifik araçlar sıraya giriyor. Bu konuda bir soru var. Diğer taraftan Sayın Bölge Müdürüm, eskiden tampon bölgede Iraklı şoför bir araç alabiliyordu. Düzenli bir şekilde aracı getiriyordu. Fakat son zamanlarda birden fazla araç almaya başlamış. Bu da bazı araçların orada ilgisiz kalmasına neden olmuş. Bu konuda da bir sorumuz olacak. Bir de Sayın Bölge Müdürüm, demiryolu hattı çok mükemmel olur. Yani Irak'tan, Türkiye'den Irak'a geçecek. Zaten Nusaybin'e biliyorsunuz, Nusaybin'e kadar hazır demir yolu. Yani Irak'a açılan bir demir yolu olsa çok mükemmel olur önümüzdeki süreç için. Bir de son olarak Sayın Bölge Müdürüm, sizin kapsam alanınızda biliyorsunuz Türkiye'nin en modern kapılarından bir tanesi yapıldı. Nusaybin sınır kapısı. Türkiye'de pilot seçilmiş. İki devlet, tek kapı, tek işlem. Yani Nusaybin kapısı açılsaydı bugün Arap Yarımadası'na yapılan ihracatımız mecburen Suriye kapalı olduğu için Suriye'nin batısı şeyden gidiyor, Roro ile gidiyor. Nusaybin sınır kapısı açılsa bugün Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire Arap Yarımadası'ndaki tüm ülkelere o güzergah kullanılarak yapılacaktı. Onunla ilgili bir gelişme var mı? Sorularımız bunlar Sayın Bölge Müdürüm. Sayın Başkan, Sayın Büyükelçimize biz de teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletin lütfen.
Frigo ve donmuş araçlarla ilgili sıraya girip girmeme hususu malumunuz tır parkıyla ilgili. Tır parkını da Şırnak Valiliğimize bağlı İl Özel İdaresi işletiyor. Yani tır parkına girip oradan bize sevklerde yetkili merci Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğü ya da Sayın Kaymakamımız veya Valiliğimiz. Yani orada biz oraya bir müdahalede bulunamıyoruz. Yani biz kapımızdan girdiği andan itibaren en hızlı şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Şoför değişikliği aracı, valla açıkçası bunu şimdi sizden öğreniyorum Sayın Başkan. Daha önce size yansıdı mıydı böyle? Yani ilk kez duyduk bu sorunu. Tabii biz açıkçası köprüde tamponun öncesinde hangi şoföre hangi aracı verip orada sevk ettirirsek büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bir tek aracı bile karşıya göndermenin hazzını size anlatamam. O yüzden hani aynı şoför geliyor ikinci aracı alıyorsa bizim orada aksine hiçbir aklımıza başka bir şey gelmediği için bir an evvel gitmesi için de mutlu oluyoruz. Tabii böyle bir olumsuzluğundan haberdar değildik açıkçası. Ancak biz bunu hem ben hem gümrük müdürümüz karşıdaki gümrük müdürümüz Fersat Bey'le görüşür. Orada ona da bir çözüm bulmaya çalışırız ama bizim önceliğimiz yine söylediğim gibi buradan bir an evvel karşıya araç göndermek. Çünkü az önce sanırım Nizamettin Bey söylemişti, atladık onu. Şu an tır parkımızda 4000 araç var ya da Ahmet Bey de olabilir kusuruma bakmasınlar. 1500-2000 araç da gerçekten şu an yolda, kuyrukta. Bizim hani 1500 araç maksimum biz mi çıkarıyoruz? Evet, inanın size şöyle söyleyeyim. Hiç durmadan en hızlı şekliyle şoför değişikliğini yaparak sevk edebildiğimiz araç sayısı 1576, 1600'ü göremedik. Israrla 1600'ü yakalamak istiyorum. Bu bizden kaynaklandığı gibi varsayalım. Mart ayının başından itibaren saygı duyuyorum onları da. Şoför kardeşlerimiz ya da nakliyecilerimizin araçlarını vermek istemeyişleri Dorse'yi göndermek, çekiciyi göndermemek istemelerinden de kaynaklandı. Eğer biz 1 Mart'tan itibaren pandemi krizi başladığı anda itibaren sadece şoför değişikliği yoluyla araç gönderebilseydik, samimiyetle söylüyorum size, biz bugün 2000 araç yapıyor olacak. Tabii ama insanın da sermayesidir. Bir adamın bir aracını ya biz karşıya gönder de oradaki tüm riskleri sen üstlen ne de doğru bulmuyoruz. Evet. Ancak 1500 araç şu an yapabiliyoruz. Sadece iftarda 45 dakika, bir de sahurda 45 dakika mecburen mola veriyoruz. İnsanlar ihtiyaçlarını gidersinler diye. O nedenle 1570'lerde kalıyoruz. 1600'ü göremedik ne yazık ki. İkinci bir kapı açılır. Oradan tır ya da yolcu, yani muazzam olur. Tabii demiryolu dediğiniz gibi de eklenmesiyle birlikte her koşulda bizim için bu çok rahatlatıcı olur. Daha hem iş adamımıza, hem Kemal Bey kardeşimizin belirttiği karıncamıza her türlü daha iyi hizmet verebiliriz ikinci kapımızda. Musaydin kapımızla ilgili olarak da evet, dediğiniz gibi çok modern, tertemiz bir kapı. Her şeyiyle mükemmel yapılmış. Ancak şu anki süreçte ben orada bir kapı açılıp karşıya araç sevk edilebilecek bir durum görmüyorum. Bu hususta da bir görüşmemiz olmadı açıkçası. Daha çok pandemiden kaynaklı buraya yoğunlaştığımız için. Kasım'da da, Kasım ve devamında da Barış Pınarı'ndan kaynaklı zaten müsaibinde hizmet vermemiz çok zor olmuştu. Oradan kaynaklı. Ama amirlerimizle temas kurduğumuzda bu hususta da bir görüşlerine başvururuz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Son olarak bir şey söyleyeyim. Bir de son cümlelerinizi alıp sizin daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sayın Bölge Müdürüm, biliyorsunuz Irak Kürdistan bölgesinde de Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bir de bizim Başkonsolosluğundan aldığımız bilgiye göre sınır kapısının 20 Mayıs ile 1 Haziran arasında kapalı olacağını söylediler. Tabii bu normal araç çıkışımızı engellemeyecek değil mi? O konuda dedim. Ne yapayım? O verip bize de geldi söylediğiniz paylaşım. Hem gümrük müdürümüz Ali Gökdemir Bey hem ben
ticaret ateşemiz Ersay Bey ile görüştük. Dediğiniz gibi sokağa çıkma yasağı ve sınır kapıların kapalı olması hali sadece yolcular için geçerli. Zaten hali hazırda olduğu gibi. Bizim ticari iş ve işlemlerimizde inşallah karşıdan şoför geldiği takdirde hiçbir aksama olmayacak. Karşı gümrük idaresi de bayramda da şoförü getireceklerini, iş ve işlemleri süreceğini ifade ettiler. Ama tabii bayramda bizim için biliyorsunuz kutsal bir bayram. İnsanlar aileleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla olmak istiyorlar. O nedenle de gene biraz kaygıyla yaklaşmıyor değilim şoför arkadaşların karşıdan gelebileceği hususuna. İnşallah ama korktuğumuz gibi olmaz. 1000-1500 araç çıkarabiliriz umarım. Evet, teşekkür ederim. Bir Nizamettin Bey'in çok önemli bir sorun var diyor. Onu müsaadeniz olursa. Nizamettin Bey. Kemal Bey sormasın da Nizamettin Bey'den tereddüt yok. Nizamettin Bey buyurun. Sayın Müdürüm merhaba tekrar diğer arkadaşlara da. Sayın Müdürüm şimdi bunu uzun zamandır şey yapıyordum da az önce atlamışım. Önemli bir konu bana göre. Şimdi Irak'a ihracat yapmak isteyen firmalarımızın şöyle bir durumu var. Mesela adam Süleymaniye'de diyorum veya örnek veya Erbil'de diyor ki şimdi kapı olsun bizim konumuz. Ertuğrul Bey de burada. Ya bu kapıları sen bana Erbil'e kapıma kadar getir. Ben gümrükle uğraşmayayım mesela. Böyle talepler geliyor. Hepimize geliyor. Acaba diyorum şöyle bir şey olabilir mi? Tabii sizinle birebir alakalı bir şey değil. Çünkü direkt Irak'la ilgili veya Kürt bölgesiyle alakalı bir konu ama mesela sizin gümrüğünüzün de bir alt biriminde böyle bir şey oluşturulabilir mi? Genel olarak getirilerine göre veya mal çeşitlerine göre bir vergi oranları ile ilgili bir bilgi verilebilir mi? İnan bu o kadar kolaylaştırır ki çünkü insanların çoğu mesela Kürtçe bilmedikleri için oradaki insanların çoğu Kürtçe konuşuyor veya gümrükçü bulamadığı için bu konuda sıkıntı yaşıyor ve şahsımı mesela beni arayan birçok insan var bu konuda. Ya lütfen oradaki gümrüğü de bir öğrenebilir misin? Gibi böyle bir hizmet de olabilir mi? Anladım Nizamettin Bey. Bir değerlendirelim. Yani tabii bağlayıcı olmamakla birlikte biz bir böyle bir çalışma yapmaya çalışalım. Ancak Kuzey'in yani daha doğrusu ticaret atışımızın söylediğine göre bu vergilendirme hususunda bir keyfi davranışlar mevcut. Yani o anlamda da zaman zaman sızlanmalara şahit oluyoruz. Hem bizim ticaret erbabımız tarafından hem Sayın Erbil Başkonsolosumuz da yaptığımız toplantıda bunu karşı İbrahim Ali Gümrük İdaresi yetkililerine iletti. Ancak dediğinizi anladım. Sadece bilgi anlamında evet. Bizim Türk müteşebbisi karşıya eşyasını gönderdiğinde vergi oranları nedir gibi bir liste talep ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, evet müdürüm. Şimdi benim elimde her şeyim var. Nakliyem var, ürün bedelim var, sigorta. Yani bütün veriler var. Bir tek oradaki ithalat vergisi diyelim. Yani anladım. O olmadığı için fiyatlandırma konusunda çok faydası olur diye düşünüyorum. Tamam. Biz bu çalışmayı yapalım. Karşılığında yardım isteyelim. Karşıdan yardım isteyelim. İnşallah bu hususta Nevap Bey aracılığıyla veya Ticaret Sanayi Odası İhracatçı Birlik Başkanlığı aracılığıyla da yardımcı olabiliriz umarım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Bölge Müdürüm. Son cümlelerinizi almak istiyoruz Sayın Bölge Müdürüm. Fazla zamanınızı da almak istemiyoruz. Açıkçası zamanınızı almak istemiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yani Türkiye Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği beni ve Gümrük Müdürümüz Ali Bey'i onurlandırdınız. Gerçekten bundan müteşekkiriz. Hem kendimizi ifade edebilmek, hem Habur Gümrük İdaresi'nde şu anki durumumuzun ne olduğunu size izah edebilmek, hem de ayrıca birçok iş adamımızla cep telefonum var. Nevaf Bey de, Mahmut Bey de, diğer iş adamlarımız da lütfen o cep telefonumu edinsinler. 24 saat burada iş ve işlemlerle ilgili bize ulaşabilirler. Biz elimizden geleni yaparız. Kemal Bey gene hariç diyorum Kemal Bey. Her dakika her dakika karınca için. demek istediğim gerçekten onur duyduk. Böyle bir toplantıda duygu ve düşüncelerimizi karşılıklı ifade edebilmeye. İnşallah dediğimiz gibi bu olumsuzluk bir an evvel ortadan kalkar. Biz size gene burada en hızlı şekilde hizmet veririz. Bu arada da inşallah çay kahve ikramımız da olur. Memnuniyetle Kemal Bey de dahil çay kahve ikramına burada. Herkesi bekliyoruz.
Cep telefonumda dediğim gibi hem Nevf Bey'de hem Mahmut Bey'de var. Lütfen her türlü sorununuzda bize ulaşın. Çözebilirsek ne ala, çözemezsek de çözemediğimizi ifade ederiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Var olun. Sayın müdürüm. Çok teşekkür ederiz Sayın Bölge Müdürüm. Hem sizlere, tüm ekibinize, Gümrük Müdürümüz Sayın Ali Gökdemir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Türkiye iş dünyası, Türk iş dünyası olarak Habur'un, bizler de sizin emrinizdeyiz. Üzerimize ne düşerse destek ve yardımcı olmaya hazırız Sayın Başmüdürüm, Sayın Bölge Müdürüm. Katılımlarınızdan dolayı tekrar çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Irak'la ilgili üzerimize ne düşerse Türk iş dünyamızın biz de emrindeyiz. Destek ve yardımcı olmaya hazırız. Hepinize saygılar sunarım. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar şimdi. Herkese saygılar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili Bölge Müdürüm, Gümrük Müdürüm, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Bu verdiğiniz bilgiler bu kadar şeyle sınırlı kalmıyor tabii. Bununla ilgili gerekli yerlere ulaştırılıyor. Bu konuda vermiş olduğunuz bilgi, değerli bilgiler herkes tarafından izlenecektir. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Sayın Bölge Müdürüm, ben de teşekkür ediyorum. Hüseyin Ali Bey'e bir teşekkürü de başkanıma ediyorum bu güzel organizasyonlar için. Bekliyoruz inşallah. Sayın Bölge Müdürüm, kıymetli Ali Müdürüm, gerçekten burada Habur'da sizinleyim. Zor şartlarda, kısıtlı imkanlarla neler yaptığınıza birebir şahidim. Onun için hepinize çok teşekkür ederim. Allah ettiğiniz bu üstün hizmetlerin karşılığını öbür dünyada inşallah versin. Ben de bir kardeşiniz olarak Silopi'de ne zaman bir emriniz olursa emrinizdeyim. Herkese saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Takıldığımız için lütfen bağışla bizi. Samimiyete binaen yapıyoruz. Baş harcısınız. Sağ olun. Saygılar sunarım. Teşekkür ediyorum.